Ve değerli izleyenler, bu haberin ardından da dış haberlere geçelim. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından bu kez de kabinesi gündemde. Kimler olacak Donald Trump'ın kabinesinde? İşte bu konuya dair bu sabah Tele1'in Washington muhabiri, temsilcisi diyelim, özür diliyorum, Yılmaz Polat bir takım açıklamalarda bulundu. Gelin bir kulak verelim, kimler yer alacak Donald Trump'ın yeni kabinesinde? Bundan sonraki 4 yıl, önümüzdeki 4 yıl içinde Trump politikasının ağırlığını Orta Doğu, yani İsrail merkezli olacağı anlaşılıyor. Öncelikle İsrail'e bir büyükelçi atadı. Önemli bir büyükelçi. Yani belli ki Trump yönetimi çok sert bir şekilde Orta Doğu'ya gireceği anlaşılıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dairesi bundan sonraki politikalarında yine Suriye politikasını, yani bölge politikasını çok ön sıralara tutacak. Çünkü YPG'ye ile ilgili çok bir sürü şeyleri de var, açıklamaları da olmuştu. Yani YPG bizim bölgedeki en güçlü müttefiklerimizden bir tanesidir şeklinde. Yani YPG'yi belli ki bu oluşumu bundan sonra da Trump yönetimi orada koruyup kollayacak ve kendi Amerika'nın politikaları doğrultusunda oradaki bu devleti, Kürt devletini oluşturmaya çalışacaklar. Bunların sır olmadığı da zaten biliniyordu ama bu atamalarla biraz daha ön plana çıkmış oldu. Evet, Trump'ın kabinesi şekilleniyor dedik. Hem de ne şekilleniyor değerli izleyenler? Belki bekliyorduk bu haberi, değil mi? Elon Musk'ın bakan olması haberini. İşte geldi. Trump Elon Musk'ı bakan yaptı. Bakanlığın adı da kripto parayla aynıymış değerli izleyenler. İkinci başkanlık dönemine giren Donald Trump, en büyük destekçisi Elon Musk'ı bakan yapmış oldu böylelikle. Atamanın yapıldığı yeni açılan bakanlığın adı, Musk'ın paylaşımlarıyla fiyatını oynattığı kripto parayla aynı çıktı değerli izleyenler. Amerikan başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre Elon Musk, yeni açılan hükümet verimliliği departmanına Doge başkanlık yapacak. İsmi bu şekilde veriliyor. Trump açıklamasında şöyle diyor: "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk hükümet verimliliği bakanlığını yönetecek." Evet, bu ifadeler Donald Trump'a ilişkin, Elon Musk'ın bakanlığına ilişkin görüntüler. Değerli izleyenler, Elon Musk'ın seçim yatırımı meyvesini toplamaya devam ediyor. Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadı. Aradan geçen bir haftada Elon Musk'ın serveti 71 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim harcamalarının getirisi bir haftada 546 kat oldu. Şimdi de Elon Musk bakan oldu Trump'ın yeni kabinesinde değerli izleyenler. Dış haberlerle devam edelim değerli izleyenler. Şimdi sizleri Suudi Arabistan, Riyad'a götüreceğiz. Bir festival gerçekleştiriliyor Suudi Arabistan'da, Riyad'da. Biliyorsunuz şeriat kanunlarıyla yönetilen muhafazakar bir ülke Suudi Arabistan. Ama şimdi ekranlarınıza öyle görüntüler getireceğiz ki bir değişiklik mi oluyor Suudi Arabistan'da, soru işaretleri olacak kafanızda. İşte ülkede öyle bir festival düzenleniyor ki dans, müzik, eğlence dolu bir festival. Şimdi gelin bu canlı ve hareketli görüntüleri hep birlikte izleyelim. Şeriat kanunlarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da değişim ve modernleşme geçtiğimiz Mayıs ayındaki bu Mayo defilesiyle zirveye ulaşmıştı. Evet.
başkent Riyad'daki Süveydi Parkı'ndan yükselen müziğin ritmi ve sahnede dansla eşlik edenler Arabistan'da değişimin sürdüğüne işaret ediyor. Nüfusunun neredeyse yarısı yabancılardan oluşan Arabistan'da, ülkede yaşayan yabancılarla iletişimi güçlendirmek, kültürel entegrasyonu artırmak amacıyla Farklı Kültürler Festivali düzenlendi. Her hafta farklı bir ülkenin tanıtılacağı festivalde Filipinler'den Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan'a kadar 11 ülkenin kültürünün tanıtılması hedefleniyor. Arabistan'da 50 binden az vatandaşı bulunan Lübnan ve Endonezya'da festivalde tanıtılacak ülkeler arasında yer alırken, ülkede 200 binden fazla vatandaşı olan Türkiye ise tanıtılacak ülkeler arasında yer almıyor. Evet, bu canlı, renkli, hareketli görüntülerin Riyad'dan, Suudi Arabistan'dan olduğuna inanmak bazen güçleşiyor değil mi değerli izleyenler? Böylelikle bugün de Haber 13'ün sonuna geldik ama sizler gerçeğin adresi Tele1'de kalmaya devam ediyorsunuz. Çünkü birazdan İnan Demirel asıl meseleyle karşınızda olacak ve günün, kalan günün gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın efendim.